Beşiktaş hocam. yeni sezonu çok zorlanacak. Çok transfer yapmadan kaliteli transfer yapması. Lazım. Eğer şampiyonluk istiyorlarsa sayın başkan, yönetim kurulu, hoca, yani bu takımın nereden baksan epi bir transferi tabii ki kere komple bir orta saha ihtiyaçları var. Hocam sen de herkese öldürdün ya. Şimdi ne diyeceğim aldın, hocam, 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 hocam gerçekleri hocam o, aldın. Biz, biz Maksim var. var. Maksim Kim var? Var. bak şimdi Maxim falan senin topçun değil. Onları alacaksın. Şimdi daha senin ben Elindeki topçulardan yola çıkıyorum. Maksimum kiralık. Öbürleri de kiralık olanlar var. Onlar gidecek. Şu anda senin profesyonel kadrolu oyuncularından ben yola çıkıyorum. Biz Beşiktaş'ta o gümbür gümbür oynadığı dönemlerdeki bir orta say şöyle gözün önüne getir. Kalene gelmiyorlar diye. Ersin'de şampiyon oldukları dönem Ersin'i görmüyorduk biz kalede. Topla buluşmuyordu adam. Atiba, Josep. Yani öyle bir kadro gördük şimdi ki evet, herkesin azam, nerede şey oynadığı belli Atiba değil. farklı koşan adamdı. Bak o dönemki kadro çok Sizin farklı bir gezdim. kadroydu. Bak, çok iyiydi. Onun için Beşiktaş'ın yapacağı gene o Yosef'in e, türünde o tipte e, daha yaş olarak da belki aşağı olabilir. Belki yukarı 30-31'lerde olur ama devamlılığı olan ve pozisyon bilgisi iyi olan oyunculardan geçson, öyle bir oyuncuların içinde çok farklı daha oynar. Çünkü o kadar çok her yerde oluyor ki e, esas ana mevkinde yoksun. Adamlar ellerini kollarını sallay sallay ondan sonra biz şeyi kızıyoruz. Ya Says böyle bir durulur yok öbürü böyle mi durulur stoperlerde bak Allah tayyip ne güzel e, bir toparlamıştı iyi gidiyordu bir sakatlık inşallah çok uzun bir sakatlığı olmaz hani orada da şu andaki elindekinden e, iki gömlek üstünde stoperleri bulacaksın zor bir meşkten bir şey söyledin kolay sana. değil hocam Şimdi kolay değil, bak tabii. elinde sayısı diye bir adam var sen hocaya sormadım soracağım Kim? onu niye sayısı ni oyna Bak savunmacı. Şimdi herif var ya, so, Dünya Kupası'nda 3 tane maçta gol yememiş takımın stoperi ya. Takım kaptanı. Gol yemeyen bir takımın. Bir de bakıyorum geçmişine müthiş top oynamış. Geldi takımda. sene ne ya, neydi? Bank oynamış. Hocam şimdi, olmamış. Hocam, doku tutmamış. Olmuyor, olmuyor. Nasıl doku tutmamış? Oynuyor bak girdi şimdi ona teşekkür etti herhalde Şenol Hoca değil mi? Yani bir şey olmuştur falan. Bir daha, abi, daha 30 yaşında bulamazsın öyle adam abi. Bulamazsın bence yani şey de düzeldi. Bak. Piyasası da var hocam doğru söylüyorsun. Ya ben olsam göndermem yani. E Masavuk'a da gidiyordu. Yüzde Sercan nasıl çınlasın. Gönderdi onu. Yüzde yüz gidecek diye biliyorsun değil mi? Gidecek. O gelirse. Ümraniye maçından sonra o değişiklikleri yaptı. Masavuk'u aldı vesaire. Ondan sonra bu e, haberler çıktı hocam. Bir de tabii Şenol Hoca bu oyuncularla ilgili de yaptığı açıklamaların üzerine haberleştirildi ama e, Güvenç Hoca diyor ki ben olsam Masuaku'dan vazgeçmezdim. Öyle dedim. Ben dedim zaten yani. Ben, ben, yok abi daha iyisin varsa geç abi. Şimdi biz diyoruz ki şu arkadaş çok iyi. Herkes hani ya, şey vereyim yani Serdar Aziz diyorum. Ya zannediyor ki herkes dünyanın en iyi stoperi diyorum zannediyor. Ya kardeşim hepsinden iyi. Hepsinden iyi ya. Şimdi, Serdar Aziz. Değil mi? Yani hepsinden iyi öbür stoperlerin. Bak ne dedik? Lemos dedik ne var gidenlerin hepsini söyledik. Bunu oynayamaz dedik. Hepsi gitti zaten. Şimdi o Perez var. Sakat. O da oynamayacak. O da gidecek yani. Şu söylüyorum. yeni sezon planlamasında mutlaka herhalde en başta yazacağınız yer göbek olacak. Orta saha olacak. Oradan yola çıkıp ondan sonra da öbür tarafta Rozya kalır mı? Bilemezsin. Çünkü Onur'u aldın. Şimdi öbür tarafta Tayfur da var. İkisini de orada kullanabilirsin. Rozya bu sefer üçüncü olarak. Rozya'dan zaten hoca memnun değil ve çok düşüşe yaşadı. Onun da demek ki o şaşalı dönemleri cezalla birlikte olanmış. Ya hocam, Bir ben şey hocam hiç ona katılmıyorum. Ben Hocane... Yok önünde cezalı var. Bırak hocam şimdi de gitti görüyor musun? Son dakikada gole gitti herif. Ya Gidiyordu. Hocam, ya... Konya maçı var bilmem ne yani. O, hocam ben onlara katılmıyorum. Yani bakıyorsa şöyle, kendine bak. Devamlılık hocam, çok önemli. Devamlılık. Hocam, e şimdi senin bu son dakikada gitti. Zaten girmişsin. Maçın bitmesine kaç dakika varken girdin. Hocam, Hazırsın ben, yani. Hocam, e gideceksin bir şey söyledim, tabii. Ama bir de 10 kişi oynuyoruz. Hocam rakip. maçlarında Beşiktaş 10 kişiydi gitti Konya'ya gol attığı zaman saha taraf hocam Yapma hocam, onlar tamam. Bir bir, bak, bir seferlik bizler adam, değiliz. Bakın bak mesela hocam, örnek hocam, kısa girecek. geçen sene bak şampiyon oldu sene Elif 4-4'lükti. Dört bir hafta söylemi onu söyledik ya zaten. Hocam bir dakika. Ama o takım nasıldı? Hocam, Bak, mi? ya takım, takım da başka. değil. Adamın ben te, bireysel performansı var Takım zaten iyiydi ama gidilmesi, gelmesi, temposu yaptıklara bakıyorsun. O yetmiyor Şimdi bak, artık. Şimdi takımlarda. Hocam, prof... bak Onur nasıl oynuyor? Hocam, prof... Oynayan ta, sabik. Hocam, Hazır prof... geldi. Profesyonel yaşantı yani. hocam. Profesyonel yaşantı. Duyduğumuz, konuştuğumuz şeyler var. Yani var, Turgut Vedi'nin var benim arkadaşım. Bizi seyrediyordur. Bütün Beşiktaş şimdi çarşı marşı bizi seyrediyor mesela. ...bana bir şeyler anlatıyor burada diyemiyorum işte. Ya onunla şu var onlara, ama onlara girmem mi? Ben neyse hocam performansını diyorum ki ben işte de. alıyoruz o hocam Hocam bak Geliyor şimdi şimdi girdiği mi? zaman oyunda ne yapıyor? Adam geldi. Ver şimdi bak nasıl oynuyor. Şimdi kes onuru koy bakayım Droz'in tutabiliyor musun? Ya niye? Yani. Ha, arkasında şeyi var onu. Şimdi ben yani korkutan hocam, biri var. Şöyle yapalım. Ee, Erman Hoca bir programında dünün maçlarının analizini yaptı yani işte tartışmalı pozisyonları anlattı etti Erman abi Erman hoca. O hazır mı arkadaşlar? Peki bir Erman Toroğlu'na 1 ekibine kulak verelim. Bakalım hoca neler söylemiş haftanın maçlarıyla alakalı. Evet dünün bir diğer maçına gidelim. Trabzonspor Adana Demirspor maçının önemli anları, maç ve maç sonu röportajla bu bölüme devam edelim. Şimdi tabii bu karşılaşmanın e, senaryosu var. 1-0 geçti Trabzonspor. Sonrasında yanılmıyorsam 22. dakikada Belhanda'nın atılmasıyla maçın e, her şeyi değişti bir anda. Mahmut abi bambaşka bir hal aldı. E, şu anda dün yayında da söylemişti bizim e, sevgili Burak. En fazla kırmızı kart gören yabancı oyuncuymuş. Yones Belhanda Türkiye'liklerinde. Hocam. <laughs> Tuttu mu tutuyor. Evet. Maalesef öyle bir sıkıntısı var. Onun. Fransa'da da o şekildeydi. Futbolculuğu Adana Demirspor'da daha yukarı çıktı. Çünkü orada istediği gibi hareket edebiliyor. Daha rahat e, tabii Galatasaray'a nazaran. Burada istenilenler farklı. Ama dün e, Trabzonspor için hadi, hadi artık kazanın denilecek bir maçtı. O şekildeydi. E, öyle de gitti maç. 10 e, kişi kaldıktan sonra Adana Demirspor'da pes etmedi yani hep oyunun içindeydi. Hep, içinde. hep oynadılar ve iyi ayakları da var Adana Demirspor'un. Onlar da belki yeni sezonda geri buralarda da daha üstleri kovalamak için herhalde iyi bir kaleci transfer ilk sene zaten... Ertaç kötü bir kaleci değil hocam. İlk be. sene güzel bir kalecileri vardı. Chelsea'nin kalecisini almışlardı. Sırp mıydı, Hırvat mıydı? Genç bir kaleciydi. Şey, 23 yaşında falan yabancı bir kaleciydi. E, kiralık o. gelmişti o çıktıkları sene. Yani bir iki kaç mevkilerde toparlarlarsa iyi olacak da Trabzon tabii yeni sezon, yeni bir yapılanma, yeni bir başkan, yeni bir hoca, yeni bir yapılanma. Yani Trabzon Spor için iyi bir galibiyet oldu. Şurada gene hocam serzenişte <laughs> bulunacak. Onun el arkada. Allah'ım yarabbim ya. Ya rahat bir maç oldu. iki takım içinde rahat bir maç. Çünkü hedeflitten uzak olduğunuz zaman daha daha iyi oynuyorsunuz i̇şte Vizca'nın dönmesi etmesi biraz daha... Yohan dönmesi diyelim yani, ona da. İşte Hugo'nun tekrardan daha iyi pozisyon alması, daha iyi oynaması daha gibi gibi. Daha istekli oluşu. Yani takımda belli bir şeyler olmuş. olabilir şu sevgili hocayla da meslektaşımız Abdullah Avcı'yla tutmayabilir. İlk sezon tutmuştur, ikinci sezon taşlar yerine oturmamıştır, yapılan transferler olmamıştır. Yani bazı şeyler yaşıyorsunuz. Biz de bir çabuk hemen dışarı atıyoruz.